Efendim Metin Hoca bir kitap yazdı pandemi döneminde, yeni kitabıyla pandemiyi bize anlattı. Kitabın adı zaten mizahı yansıtıyor aslında. Tanrı vermiş pırasa hiç yenir mi yarasa başlıklı. Metin Hoca, hani yüzümüzü güldürüyorsunuz, çok teşekkür ederim ama siz de kitapta anladığım kadarıyla, ben kitabı henüz edinemedim, okumadım ama hakkında yazılanlar ve arkasında gördüğüm kadarıyla mizah bu kez güldürmüyor demeye çalışıyorsunuz aslında. Çünkü çok absürtlükler, çok sıkıntılar, çelişkiler, bize bir tuhaf bir Türkiye, tuhaf bir dünya fotoğrafı çıkıyor pandemide. Anladığım kadarıyla bu şekilde. Kitabınızı öncelikle anlatır mısınız? Türkiye konuşmadan önce bu kitapta anlattığınız nedir? Aslında ondan önce bir şey söylemek gerekiyor. Benim işte salgın öncesi sahnelediğim, şimdi de sosyal mesafeye göre yine devam ettirmeye çalıştığım bir oyunum var. Adı Dilinize Eşek Arısı Soksun. Aslında yaşadığımız ülke, İletişim ve dilin ne hale geldiğini örneklerle anlatıyordum. Ama şu anda oyunun yetersiz kaldığını görüyorum. Çünkü öyle bir dilsel tuhaflık ve gündem içerisinde birbirini anlamama hali söz konusu ki. Oysa aynı zamanda Türkçenin zenginliği ve yani halkın kendisinde var olan o duygu pek çok şeyi tanımlayabiliyor. Kitabın adı da öyle. Benim bulduğum bir isim değil bu. Bir pazarcının bulduğu isim. Çünkü insanlara, hayatlarına müdahale ettiğimiz ya da tüm hayata müdahale ettiğimiz, hoyratça müdahale ettiğimiz bir dünyada birdenbire ortaya çıkan ve aşısı ya da ilacı bilinmeyen bir salgının nerelere sürüklediği konusunu bir yana bırakıp komplo teorileriyle uğraşırken Çin'i bulduk, Çin'de dedik yarasa yediler, bundan oldu. Ya da işte bir takım bizim tüketmediğimiz hayvanları, sanki bütün Çin yılan sote yiyormuş, sanki bütün Çin yarasa kapama yapıyormuş gibi bir tavır. Çünkü kolaydı bunun arkasına sığınmak. İşte böyle bir ortamda bir pazarcı dostumuz da dönüp o yaratıcı zekasıyla Tanrı vermiş pırasa hiç yenir mi yarasa diye tavrını ortaya koymuştu. Bence bizim halimizi ve salgın durumumuzu ve bugüne gelişimizi anlatabilecek en iyi isim de buydu. Onun için tercih ettim. Evet, tanık olunması çok zor bir süreçten geçtik. Bir insan ömrüne yetmeyecek bir süreç. 1920'lerde İspanyol gribiyle yaşanan o büyük yıkımın bir benzerini yine insanlığın müdahalesi, bütün yaşam alanlarını daraltması, köreltmesi, bütün kaynakları yok etmesi sonucu ortaya çıkan bir virüs. Bunun kesinlikle bir kurgu olmadığı, yani bir laboratuvarda üretilmediği de ortaya çıktı. Ama tabii bilim ve aklın yanında durmak yerine komplo teorilerinin yanında olanlar için çok daha kolaydı bazı şeyler bulmak. Örneğin bir Güney Kore dizisinin içerisindeki bir sahneden yola çıkarak, bak gördünüz mü, geçmişte de anlatılıyor. Ama onların unuttukları, eğer birazcık bilim tarihini bilselerdi, 1960 yılından beri bilindiğini göreceklerdi korona grubu virüsün etkileri ve daha önce hangi ülkelerde neler yol açtı. Ama hani İstanbul'da kar yağdı mı yer yerinden oynar, oysa Anadolu'da aylarca kar yağar kimse görmez. Onun benzeri yoksul ülkeleri bulmuş bazı virüsler ve işte Ebola gibi, SARS gibi ya da tarihte kaldığı için çok çabuk unuttuğumuz bir takım salgınlarda ilaç ve aşı olmama durumunda salgının nasıl ölümcül olabileceğini göz ardı etmiştik. Kimseyi tanımadı, sınıf farkı gözetmedi. Tabii kendini daha iyi koruyanlar hariç, bunu da altını çizmek gerekiyor ama ülke ayrımı gözetmedi ve milyonlarca insan gitti. Bizde de resmi rakamlara göre 7000'i aşkın insanı, özür dilerim, 9000'i aşkın insanın yaşamına mal oldu. Bir ilçeyi kaybettik ama oradaki insanlar sadece sayı değil. İşte böyle bir ortamda hem buna tanıklık edecek hem de bütün bunlara rağmen hayat umudu yitirmemek üzerine kurulu. Bunu da göz ardı etmeyecek bir söylemle hazırlamak istedim. Çünkü eninde sonunda insan aklı, bilim felsefesi mutlak çözüm buluyor ve bu tür salgınlar tarih boyunca her seferinde başta tıp olmak üzere bütün bilimlerin hayatın içerisindeki ağırlığını arttırıyor. Yani kendi içinde umudu da barındırıyor yani. Tabii. O 17. yüzyıldaki işte bulunuşundan itibaren, mikroskobun 18. yüzyıla doğru bulunuşundan itibaren tıp bilimi geliştikçe bütün salgınlar konusundaki önlemler değişiyor. Ama aynı zamanda 1900'lü yılların başında benim kitabımda yine var. 1900'lü yılların başında bir Macar doktorun doğuma gelen ebelerle doktorlar arasında
anne ölüm farkını kadavradan çıktıktan sonra el yıkama sorununa bağlaması. Yani bakın her salgın aklı kullanmayı da beraberinde getirmiş. O yüzden biz şimdi bu kitabı şöyle önemsiyorum ya da buna benzer gelecek kitapları. Bir tanıklık etmek önemli, bir de unutmamak önemli. Yani biz çok çabuk unutuyoruz. Mesela bu kitapta da 3 ay öncesinden, 4 ay öncesinden kalan şeyleri unuttuk. Bakın bir soru sayesinde, bir gazeteci bayan arkadaşımızın sorusu sayesinde bütün illüzyonu çöktü başarılı sanılan bakanın, ağzından kaçırdı. Aslında o soruya cevap verdi. Yani semptom gösteren ve göstermeyenlerin hasta kabul edilip edilmemesinin bir skandala dönüşmesi. Normal şartlar altında bunun geriye doğru işlettiğinizde bütün verilerin yanlış olduğunu göstergesi. Ama ben bu kadar bağıra çağıra anlatmak yerine ben diyorum ki bize bugüne kadar verdikleri sayılar, ölüm sayıları, ekonomik veriler, geçim endeksleri, borcumuz, bir tek doğru rakam verdiler bize bugüne kadar. O da IBAN numarası. Şimdi dediğiniz gibi hakikaten çok hafızada çabuk unutuyor. O yüzden kağıtta bulunması, bir kitabın içinde olması bu verilerin son derece önemli. Bu süreçte en çok konuştuğum... Ben anlattım ama bunu önemsiyorum ben. Yok, çok çerçevesi aslında geniş olmasına rağmen gayet iyi özetlediniz. Çünkü şöyle bir komiklik var Türkiye'de. Komiklik derken hani bu kelimeleri kullanırken de rahatsız oluyorum. Evet, çelişkiler, absürtlükler, şaka gibi hakikaten hepsi. Vaka sayısı, hasta sayısı. Yani hamile örneği çok net. Ondan sonra AKP'li toplantılarda yok, Ayasofya'nın açılışında yok, Kariye Camii açılacak orada yok, 29 Ekim kutlanacak orada var, yasaklar başladı. Korona yani... Türk de oluyor o zaman o. Mikrobun Türkiye'ye özgü evrilmiş hali oluyor. Belli yerlerde bulaşmıyor. Mesela iman gücü yüksek yerlerde asla bulaşmıyor. 300 bin kişiyi bindirip getiriyorlar. Onlar geri dönerken gittikleri kentte hastalık yayıyorlar. Orası önemli değil ama buradayken, bir aradayken Ayasofya açılışında hiçbir şey olmuyor. Ama uçakta beraber uçtuğunuzda 4 saat yolculukta asla olmuyor. Ama biliyorsunuz tiyatroya gidip 2 Aralık'la oturduğunuzda olma ihtimali vardı. Sonunda gerçekten buraya dayandığında izin vermek zorunda kaldılar. Yani tiyatronun nasıl yasaklandığını, aynı zamanda birebir insan sıcaklığıyla, yüz yüzeyle yürüyen işlerde neler yapıldığını hepimiz biliyoruz. İşte bu korona vakası değildi. Bu korona Turka vakasıydı. Bir de onu da ayırmak gerekiyor. Bize özgü tuhaflıkları vardı. Bu kitapta onlar da var. Aslında oturup bunu yazdığınızda bile ortaya sırf yani Korona Turka'yı yazdığınızda bile ayrı bir kitap çıkabileceğinden emin olabilirsiniz. Evet, mesafenin değişmesinden yani cüret bakın 80'e yakın sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Bunların yarısından fazlası hekim. Böyle bir ortamda o kapıya dayanıp Ankara Keçiören'deki hastanede yakınını kaybedenlerin yaptıkları ve o sıradaki sağlık emekçilerinin kapının arkasına sedye dayayarak almaya çalıştıkları önlem. Şimdi bu bir hafıza sorunudur. Bunun unutulmaması gerekir ama bunu bellek olarak da saklamamız gerekiyor. Çünkü bu başka bir şeyin işareti. Geldiğimiz toplumsal çıldırmanın da işareti. Azgınlığı oluşturan bilinçsiz o tuhaf kalkışmayı yaratan unsurlardan biri de güç sarhoşluğunun verdiği hukuksuzluk ve onun getirdiği nasıl olsa bana da bir şey olmaz anlayışı. Tam da bu noktada şöyle bir soru sormak istiyorum size. Şimdi korona boyunca şunu konuştuk biz. Bütün dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni normalden söz edildi vesaire. Türkiye içinse örneklere baktığımızda ve giderek sizin de hani ifade ettiğiniz gibi o genel anlamda hukuksuzluklara, o genel anlamda en son yaşadığımız AYM krizine, IŞİD krizine falan bakınca da aynı şeyi görüyorum. Her şey daha da kötü hale geliyor. Bunu nasıl ülke olarak başarıyoruz bilmiyorum ama sizin gördüğünüz fotoğrafta Türkiye gerçekten İdrakinde mi dünyada olup bitenin ve çağında, yani şu çağda ne yaşandığının Türkiye'yi yönetenler idrakinde mi sizce? Şimdi Türkiye'de hem birkaç tane Türkiye var hem de Türkiye'de halkın refleksiyle yönettiğini zannedenlerin refleksini de ayırmak gerekiyor. Orada bir illüzyon var. O illüzyonu kim nasıl yaratıyor o güç odakları için ve nasıl dolduruyor orasını gerçekten bilmiyorum. Ya da bunu yaparken neyi yaratmaya çalışıyorlar? Yani bir lider çıkıp kendi damadı her şeyin başındayken akrabaları partimize sokmayacağız bundan sonra cümlesini kurabiliyorsa burada bir algı sorunu vardır. Bunun bilimde de karşılığı var. Gündelik hayatta karşılığı var, ekonomide karşılığı var. Her şeyimiz iyiye gidiyor denebiliyor. Ya da işte sadece daha bir kilometre sondaj olan
ve görünür rezerv bile değil, tahmini rezerv üzerinden hayaller kurdurulan bir açıklama oldu. Ama o kesmedi doğal gaz. Gaza gelemedik yeteri kadar. Şimdi yeni bir kaynak daha bulundu. Nereden bulundu? Ha, üstünde çalışılıyor muydu? Bir de böyle bu kaynak bulunduğu anda pat diye çıkarılan bir şey değil. Ayrıca belli alanlar var ki oralarda görünür rezerv bile işletme maliyetleri çok yüksek olduğu için, işletilmemesinin daha ekonomik olduğu için vazgeçilmiş çok alan vardır. Promising area olup da sonradan vazgeçilenler. İşte bu tarz bir yer olup olmadığına bakılmadan, yani bir yandan tuhaf, içi boş, garip umutlar pompalanırken dünya lideriyiz, dünyayı yönetiyoruz algısı yaratılıp bir neo-Osmanlıcılık mıncıklanırken, öte yandan her seferinde dış politikada dayak yiyip belki de tarihin en kötü döneminden geçerken Navtex üzerine Navtex yayınlayıp sonra birdenbire gemileri bakıma alıp sonra o geminin nereye gittiğini falan da bilmeden mavi matan kavramını bile kirletecek tuhaflıklar yaşıyoruz. Şimdi böyle bir ortamda farkına varmaması önemli değil. O illüzyonun ve yalanın söylenmesi ve buna inanacak bir kesimin yaratılması önemli. Yani o propagandanın Göbels'in başaramadığının o günün koşullarında böylesine çok sınırlı kaynaklardan bilgi akışı olurken bugün artık herkesin her bilgiye her kaynaktan ulaşıp denetlendiği bir dünyada başarılabileceğini düşünmek de bana bir ham hayal olarak geliyor. Ama ders alıyor muyuz? Sanmıyorum. Eğer alsaydık zaten böyle olmazdı. Yani fıkranın gerçekleştiği bir dönem yaşıyoruz. Hatırlayın lütfen işte köprünün başında bir tane görevli koymuşlar. Gelene gidene tokat atıyormuş diyeyim. Siz onun başka türlüsünü de hatırlıyorsunuzdur. İtiraza gelmişler. Sonunda demiş ki devleti yöneten o ulu hükümdar. Sonunda uyandılar. Gelenlerin itirazıysa şuymuş. İş saatlerinde çok ciddi sıra oluyor tokatlanma esnasında. Hani acaba köprünün ortasına da birini koysanız da o da orada hani hızla geçenleri de o tokatlasa diye. Onun bu fıkrayken şimdi İstanbul'da evine gidip gelenler hem giderken hem gelirken ücret ödeyecekleri ortaya çıktı. Yani iki tarafta da ücretlendirme yapılacağı ortaya çıktı. Köprüleri yaparken bunların atası olan o siyasetçi büyük ise satarım dediği zaman sadece köprüyü satacağım söylemişti. Aynı zamanda bize o tarihten sonra evine giderken, dünyada evine giderken ücret ödeyen başka bir insan yoktur. Aynı kentin iki yakasında oturup da evine giderken ücret ödemek zorundasınız. Şimdi dönerken de ücret alayım diyor. Bir de garantiler var dolarla. Bu fıkraydı, gerçek oldu. Şimdi bunun yani bunun üstüne ne diyebilirsiniz ki? Ya da gülmeceyi nasıl hayatın içerisinde çıkarabilirsiniz ki? Gülerek direnebiliyorsunuz ancak. Bu dönemin en büyük absürtlüklerinden biri de belki bu soruyu da tamamlayacak düşüncenizi merak ediyorum. Bütün dünya bilimi, bilimin önemini konuşuyor. Biz ise üfürükçüleri, işte silahlı selefileri, ondan sonra bir başka tarikatın öbür tarikat hakkında söylediklerini, FETÖ gider, yani, METÖ gelir, tabii, SETÖ gelir, bütün tarikatları falan konuşuyoruz. Ya da Diyanet İşleri Başkanı'nı elinde kılıcıyla görüyoruz, onu konuşuyoruz falan. Bu dini referanslarla olumsuz haberlere yoğunlaşmış durumdayız. Yani herkes gider Mersin'e, biz gider deriz, tersine durumu mu oluyor burada da? Yine bir yönetim idrak sorunu mu yaşıyor bu ülke? Bu çok karamsar bir hava yaratıyor bence. Buradan çıkışı görüyor musunuz? Daha özü de belki sorunun yani, bağlantısı da bu olsun. Atatürkçülüğün, o kadar zayıf belleğimiz var ki, Atatürkçülüğün Cübbeli Ahmet tarafından savunulduğu bir Türkiye'ye dönüş evriliyorsunuz. Kime karşı? Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere örgütlenen işte menzil. Öbür tarafta başka bir şey. Yani Fethullah'ın tehlikesinde aymazlık yaşayanlar, kargalar güler demişti eski Milli Eğitim Bakanı. Şimdiki İçişleri Bakanı da kesinlikle böyle bir örgütlenme yok diyor. Ama o örgütlenme yok derken ortaya çıkan bir eski Gülhane Başhekimi'nin tavrı ve bakışı aslında o bir sonuç. Onun oraya geliş süreci ve bu kişi nasıl tercih edildi? Yani aslında şu anda baktığınızda yani hakkını da yememek lazım. Bence Cübbeli Ahmet de birikim olarak ve şu anki tavrı ve savunduğu değerler adına bence Gülhane Araştırma Eğitim Hastanesi'nin başhekim yardımcısı yapılması gereken kişi. Çok daha birikimli, çok daha donanımlı. Yani ben onun olmasını isterdim. Çünkü şimdiki yani görevden alındığı söylenen başhekim yardımcısına bakınca Cübbeli Ahmet'in daha dolu, daha derinlikli olduğunu zaten fark ediyorsunuz. Gelinen nokta burası. Bilim ve akıldan uzaklaş, aslında yaşadığımız günler bilim felsefesi ve aklın önemini,
14. yüzyılda bile ortaya çıkarmış. Bakın salgından sonra karantinanın bulunuşu, yani 40 gün, o zaman ilk önce 30 günde başlamış, karantinanın ortaya çıkışı salgın. Bizde 18. yüzyıla kadar devam etmesinin nedeni ise, Halil İnalcık Hoca'yı okursanız, hı hı, göreceksiniz zaten bütün salgınlar 1800'lere aşarak gelmiş. İlk önlem alınışı yine batılı bir kaynak sayesinde bir Türk doktorunun oluşturduğu bir hıfz-ı sağ nizamnamesi sayesinde oluyor. Tek nedenini söyleyeyim, ölen kişinin eşyalarını o dini inanç gereği yakınlara dağıtma. Adam salgın hastalıktan ölmüş, eşyalarını dağıtınca ölecek kişilerin sayısını arttırıyorsunuz. Bir tarafta 40 günlük karantinanın bulunması, bilim ve akılla, ve her salgın aslında aklı ve bilimi öne çıkarmış. O yüzden bütün değerler sorgulanmış, o yüzden hiçbir şey eskisi gibi olmayacak denmiş ve gerçekten de olmadı. Onun için o işte Ortodoks rahipleri saçma sapan helikopterden kutsal suyu attılar. O yüzden Papa tek başına konuşmak zorunda kaldı. O yüzden bizimki kılıçla çıktı. 130 bin kişilik hiçbir işe yaramayan örgütün bulabildiği tek çözüm VIP namaz oldu. Üstüne sosyoloji kitapları yazılacak bir tuhaflığı yarattılar. Belli mesafeyle camilere girilmeyen bir dönemde camide namaz kıldırmak için bunu yaptılar. Şimdi buna baktığınızda onların gülünçlüğü, çağ dışılığı, akıl dışılığı net biçimde ortaya çıkıyor. Bugüne kadar koronavirüsle ilgili herhangi bir bilimsel çalışma ya da önlemle ulaşılabilecek 80 bini aşkın camide insanlara bilinç aşılama konusunda Diyanet'in bir girişimi olmadı. Olamaz da zaten. Çünkü gündemleri farklı. Kılıçla şeye çıkan bir adamdan söz ediyoruz. Tuhaflık burada başlıyor. Bütün değerler sorgulanıyor. Başta ilişkiler, ekonomi, yeni meslekler, bazılarının ortadan kalkması, yeni teknoloji ve bilimsel arayışlar ve dinde aklınıza gelebilecek bütün bizi biz yapan değerlerde bir değişim, yenilenme söz konusu. Ölçü ne? Akıl ve bilim öncülüğü. Bu zorunluluktur. Bu insanların bütün kavramları sorguladığı gibi inanç sistemlerini de sorgulamasına getirecek. Siyasetçiler sorgulanıyor. Onlar salgında ceza gördüler. Bir kısmı gitti, bir kısmı gidecek. Çünkü başarısız oldular. Bizim sosyal devlet olmadığımız ortaya çıktı. İki elimizde bir maske dağıtamadık. Eczacıları ruh hastası haline getirmek için ellerinden geleni yaptılar. Yani eczacıların yaşadığı bu süreç, onlar bizim mahallemizin okumuş abi ve ablalarıydı. İnanılır gibi değildi biliyorsunuz maskenin dağıtılması konusunda. Şeyleri çok çabuk unutuyoruz. Sokağa çıkma yasağı konulu 15 dakika sonra iptal edilip 25 dakika sonra yeniden konulması. Son yaşadığımız örneği nasıl unutabiliriz ki? Bütün etkinliklere son verildiğine dair bir açıklama oldu. Cuma akşamı girecek denildi İstanbul Valiliği'nden. 2 saat sonra karar aldılar. Pazartesi gününe bıraktılar. Çünkü cumartesi günü İstanbul'da 100 bin kişinin katılacağı iktidar partisinin üye töreninin olduğu unutulmuştu. Valiliğin bir yardımcısının yaptığı açıklamayı valinin öbür yardımcısı iptal etti. Şimdi bunlara baktığınız zaman bilim ve aklın ne kadar kullanıldığı konusu gerçekten soru işte meydanda. Ama bu bilincin toplumun her kesimde yer aldığı gerçeğini değiştirmiyor. Bu bilincin yöneticilerdeki tuhaf illüzyonu, onların tuhaf bir illüzyon içerisinde oldukları ve sadece kendilerini kandırdıkları gerçeğini değiştirmiyor. İşte Sağlık Bakanlığı'nın son açıklaması. Ben verileri açıklayacağım dedi. Sonra pardon, ben bunları Dünya Sağlık Örgütü'ne açıklayacağım dedi. Niye Dünya Sağlık Örgütü? Bu sorunu yaşayan biz değil miyiz? İşte bütün bunları dönüp soracağımız, ben herkese şunu öneriyorum. Küçük notlar alın lütfen. Günlük tutun. Ve o gün olanları sonra karşılaştırın. Unutmayın. Yani şeysiz olun. Toplumsal belleksiz olun. Ben bunu yapmaya çalıştım kitapları. Evet. 4 aylık süre içerisinde. Ama yeterli değil. Çünkü şimdi ikincisini yazar mısınız? İkincisi değil. Üçüncünün malzemesi çıktı. Aynı mantıkla baktığınızda. Doğru. Yani dünyada böyle bir sağlık bakanı bir dakika daha görevde kalmaz. Oturmaz koltukta. Ama hiçbir şey olmamış gibi işine devam edebiliyor. İşte ve hiçbir şeyin de değişmediğini görüyorsunuz. O paşamızın okullar olmasa marifi ne güzel idare edecektim açıklamasından onlarca yüz yılı aşkın bir süre sonra arkasından Milli Eğitim Bakanı'nın açıklaması var. Diyor ki evet. Milli Eğitim'deki en büyük sorun öğretmen maaşlarıdır. Çünkü kendisi iş adamı. Haklısınız. Üçüncü kitap değil, dördüncü kitap da dolar bu şekilde. Bakıyor. Benim baktığım kadar bakıyor. Evet.
Bütün sorunlar çözüldü de okulları mı açıyorlar? Gitsinler evet. de bir velilere sorsunlar. Şimdi son bir şey daha sormak istiyorum Metin Hoca. Bu hafta, bugün ben sabahları da gündem veriyorum yayınlarda 9.30'da hafta içi her gün. Bugünün sorusu, manşetleri de erken seçim. Dünkü Erdoğan'ın, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri tabii. Kabile devleti mi burası diye kızdı. Erken seçimle daha önceki erken seçim kariyeri hatırlatılarak muhalefet tarafından kendisine yanıtlar verildi. Şimdi fakat şöyle de bir şey var. Muhalefet erken seçim istiyor. Ben soruyu şöyle sormak istiyorum. Bu absürtlüklerin Türkiye'sinde muhalefetin çözümü de erken seçimde bulması ne kadar çözümdür? Ondan da emin olmayarak soruyorum. Bu kadar sorunun yığılı olduğu bir yerde bir seçim çözümü olabilir mi acaba? Bakışı başka türlü bir bulmak lazım. Yani buradan nasıl çıkarız da bir yorumlar mısınız? Bir de asıl seçimlere baktığınızda Türkiye'nin kariyerini belirleyecek en önemli kentin seçiminde Anadolu Ajansı'nın veri durdurması, kazandık diyen partinin 3000 civarında oy arttırdık demesini bir yanda 13.500 farkla Ekrem İmamoğlu'nun kazanması. Bunun kabul edilmeyip lütfen unutmayın, yine şey var, YSK temsilcisinin biz görmesek de kesinlikle bir şey oldu açıklaması var. Sonra sonrası milyarlarca liranın harcanıp yeniden seçim yapılması var. Kaynakların heba edilmesi. Ondan önceki seçimlere baktığınızda Anadolu Ajansı'nın yine aynı suçu işlediğine büyük soru işaretlerinin oluşuyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun dönem başkanının bu Anadolu Ajansı benim abonem değil, bu kaynakları, bu verileri nereden alıyor açıklamasının soru işareti haline getirdiği, bakın iki tane seçim var. Bunlardan bir tanesi referandum, diğeri de başkanlık seçimi. Kıl payı kazanılan başkanlık seçimi. İkinci tura kalsa farklı oldu. Yani seçimleriniz şaibeli. Seçim yaptığınızda bir şeyi çözemiyorsunuz. Zaten kimse seçim istemiyor. Seçimi isteme nedeni ben önemlisi şuna ikna etmekti. Özellikle son %30 bandının altında ya AKP. Bu işte şey hayaliyle, Azerbaycan-Ermenistan çatışması hayaliyle orada bir yükseliş yakalar mıyız noktasındaydı. Lavrov'un açıklaması, Türkiye'yi taraf olarak kabul etmiyoruz açıklaması oradaki oyunu da alt üst etti. Yani ne Osmanlıcılık hayallerinin çöktüğü bir başka boyutta burası oldu. Şimdi o yüzden seçim isteme noktasına doğru gidiyordu. Muhalefet kışkırtıyordu. Öldür Allah seçim istemez. Yapmayacak. Seçimi ancak yine yükseldiğini hissettiği ve bu yapının içerisinden çıkacağına ikna olduğu, yani o yanlışı yapacağı zaman gündeme gelebilir. O bir sonraki sorunda ve oyların artışını ona tahvil ettiğine inandığında. Bakın bir kez daha söylüyorum. Azerbaycan-Ermenistan çekişmesinde taraf olamaması ya da muhatap kabul edilmemesi. Muhatap kabul edilmedi Türkiye. Bir sürü olayda olduğu gibi. Yani bu şeye benziyor. Kardeşim Esad, Esad Bey durumu gibi böyle değişen tuhaflıklar var. Yani neyi tahvil edebileceği, şu anda başka tahvil edebileceği hiçbir şey yok. Gaz kesmedi mesela. Hı hı. Gaz hiçbir umut olmadı. Çünkü 5 yıl içerisinde herhangi bir alanda keşfedilmiş bir gazın çıkarılması mümkün değil. Bu kesin. Yani 7-8, 10 yıl önce bu gaza, ki o soru işareti işletmeye uygun mu değil mi? O yüzden şimdi yeni gaz bulmaya çalışılıyor. Eğer bir gaz gerçekten çıkarsa, tabi bu arada petrol mühendisleri, jeoloji mühendisleri, ben jeoloji mühendisiyim, yer bilimci, tüm yer bilimciler, gerçek TPA çalışanları saçları başlarını yoluyorlar. Bu uydurmanın, bu yalanın böyle pazarlanmasının, yani oraya gidip işte bayrak önünde durup iki yalan söyleyip sondaj makinesinin başında görüntü vermeyle kitleleri kandıramazsınız. Artı bir şey daha var. Türkiye'nin enerji politikasının büyük çoğunluğunun Rus gazı üzerinden oluştuğu, başka alternatif yeni enerji kaynaklarının kullanılmadığı o kadar net açık ortaya çıktı ki bütün paramızın büyük çoğunluğunu bu gaza gelişe verdiğimizi, ama o oyunun somut göstergesi yok. Buradan hani bir şey çıkacak, bizim doğalgaz faturalarımız inecek diyenler 10-12 yıl beklemek zorundalar. Bugünkü kaynak için, eğer doğruysa. Yeni gaz kaynağı. Bunu niye anlattım? Dediğim gibi bir şeyin gaza getirmesi ve o gazla oyların yükselmesi gerekiyor. Ama artık kimse bunu yemiyor. Çünkü borç meydanda. Ekonomi üzerinden muhalefetin işe yaramadığını
gördükleri gibi ekonomi üzerinden hayal kurdurmanın da işe yaramadığını, somut verilerin meydanda olduğunu herkes görüyor. O yüzden seçim zor. Dediğim gibi hata yapmasına bağlı. Çok da hata yapacak bir adama benzemiyor. Sadece o yükselişin sihrine kapılabileceği yeni bir olay bulması lazım seçime gitmek için. Mesela bu yuvarlanma, bu tökezleme, bu geri gidiş, kabul etmediğimiz çöküş böyle devam edecek. Maalesef. Çok teşekkür ediyorum Metin Hoca. Umut yaratamadığım için özür dilerim ama bazen gerçekler umut taşımayı engelleyecek kadar. Gördüklerimizi sonuçta söylemek zorundayız değil mi? Siz de bir gazeteci aynı zamanda. Yok, ben gazeteci yazar falan değilim. Ben son üçüncüyüm. Kafanızı ütülüyorum. İyi ki varsınız Metin Hoca. Teşekkür ederiz. Üçüncü, dördüncü kitabı da bekliyoruz artık. Çünkü çok bekliyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.